İkinci dönemin tüm öğrencilerimize, tüm öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Hepinizin malum olduğu üzere COVID-19 salgını süreci tüm dünyayı hazırlıksız yakaladı. Ekonomiden kültüre, ulaştırmaya, tüm alanlara inanılmaz etkisi oldu ve yeni dönüşümlerin, yeni başlangıçların ilk tetiklenmesine vesile olduk bu salgınla mücadele günleri. Ve bu süreçten en fazla etkilenen kuşkusuz eğitim oldu. Çünkü ülkelerin en kalıcı ve sürdürülebilir sermayesi beşeri sermayedir. Ve okullar sadece eğitim, öğrenmenin yapıldığı mekanlar değildir. Aynı zamanda nesillerin yetiştiği, kişisel gelişimlerini sağladıkları, psikososyal gelişimlerini gerçekleştirdikleri, akran eğitiminin olduğu mekanlardır. Dolayısıyla telafi edilecek, uzaktan eğitimle telafi edilecek sadece öğrenme kayıpları değildir. Psikososyal sağlamlıkla ilgili ve diğer parametrelerle ilgili de çok sayıda şeyi mutlaka telafi etmek gerekiyor. Onun için biraz önce Sayın Bakanımızın da bahsettiği gibi 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren kararlılıkla ilk açılması gereken ve son kapatılacak yerler okullar diyerek ve eğitim öğretimin yüz yüze açık kalmasının bir eğitim meselesi olmaktan çıkıp artık bir milli güvenlik meselesine dönüştüğü vurgusuyla yola çıktığımız ve 5 ay kesintisiz bir şekilde, başarılı bir şekilde uyguladığımız süreci bugün itibariyle aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz. Bu sürecin 2 tane kahramanı var. Birincisi öğrencilerimiz, ki öğrencilerimiz, burada da var öğrencilerimiz, her gün maskelerle okula geldiler, maskelerle ders dinlediler, temizlik kuralına riayet ettiler, mesafeye riayet ettiler. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yine bu sürecin en büyük kahramanları öğretmenlerimiz. Hakikaten maskelerle her gün ders anlatabilmek öyle kolay bir şey değil. Sadece bu kararlılığı göstermediler. Aynı zamanda aşılanma oranlarını çok yüksek tutarak, toplumun ortalama aşılanma oranının çok üzerinde ve Almanya, İngiltere ve Fransa gibi haftada yüz yüze 5 gün eğitime devam eden ülkelerdeki öğretmenlerin aşılanma oranlarının da çok üzerinde bir aşılanma oranıyla topluma örneklik teşkil ettiler. Ben öğretmenlerimizi de kutluyorum.